Herkese merhaba. Statik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz iki boyutlu kuvvet sistemleri. Geçelim momente. Bir kuvvetin momentinden bahsedeceğiz. Moment, bir kuvvetin herhangi bir eksene göre döndürme etkisidir. Moment, vektörel bir büyüklüktür. Moment vektörünü M harfiyle göstereceğiz. Moment vektörünün tesir çizgisi moment alınan eksendir. Moment alınan eksen lambda harfiyle gösterilirse bu harf moment sembolünün indisi olarak kullanılır. Yani hangi eksene göre moment aldığımızı belirtmek için momentin indisi olarak eksenin adını kullanırız. İndis hangi eksene göre moment aldığımızı gösterir. Moment vektörünün yönü sağ el kuralıyla bulunur. Sağ el kuralı nedir? Sağ elimizin dört parmağını kuvvet yönünde tutup avucumuzun içini moment alınan eksene döndürüp avucumuzu kapatıyoruz. Avucumuzu kapattığımız zaman baş parmağımız moment vektörünün yönünü gösteriyor. Şekilde görüyoruz, moment vektörü yukarı doğru bir vektörmüş, yönü yukarı doğruymuş. Önemli bir noktaya geldik. Moment kuvvetin yan etkisidir. Yani kuvvet yoksa moment yoktur. Moment uygulamak istiyorsak kuvvet uygulamamız gerekir. Bir kuvvetin uzaydaki bütün eksenlere göre momenti vardır. Ama kendisiyle aynı düzlemde yer alan eksenler hariç, yani paralel veya kesişen eksenler hariç, onlara göre momenti sıfırdır. Bir kuvvetin herhangi bir eksene göre, yani lambda eksenine göre momentinin nasıl bulunacağını ileride anlatacağız. Fakat şunu hatırlatalım, eğer eksen kuvvet etik değilse moment F çarpı D'ye eşit değildir. Buradaki D dik uzaklık. Kuvvetin tesir çizgisinin eksene dik uzaklığı. Bir noktaya göre moment. Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti. Bir kuvvetin kendisine dik olan bir eksene göre momenti. Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, moment alınan noktadan geçen bir eksene göre döndürme etkisidir. A noktasından geçen lambda eksenine göre döndürme etkisidir. MA sembolüyle göstereceğiz. MA sembolü A noktasına göre moment aldığımızı gösteriyor. M lambda ile de gösterebiliriz. O da lambda eksenine göre moment aldığımızı gösteriyor. MA lambda yazarsak A'dan geçen lambda eksenine göre moment alıyoruz demektir. Momentin şiddeti F çarpı D bağıntısıyla bulunur. Bir noktaya göre momentin şiddeti moment koluyla kuvvetin şiddetinin çarpımına eşittir. Moment kolu da kuvvetin moment alınan noktaya dik uzaklığına eşittir. Dik uzaklığıdır. Buradaki lambda ekseni moment alınan noktanın ve kuvvetin içinde bulunduğu düzleme diktir. Dolayısıyla kuvvete dik olan bir eksendir. Eksen kuvvete dik olduğu için M lambda F çarpı D'ye eşittir. Biliyorsunuz eğer eksen kuvvete dik değilse M lambda F çarpı D'ye eşit değildir. Ancak dik olduğu zaman eşittir. Moment alınan nokta momentin indisi olarak yazılır. Hangi noktaya göre moment aldığımızı belirtiriz böylece. Şimdi kuvvetin ve moment alınan noktanın içinde bulunduğu düzleme yukarıdan bakalım, üstten görünüşünü çizelim. Üstten görünüşünü çizdiğimiz zaman moment vektörü sayfa düzlemine dik olduğu için gözükmez. Moment vektörünü görebilmek için, gösterebilmek için böyle A noktasına dönme yönünü gösteren bir eğri ok koyarız. Aslında moment vektörü sayfa düzlemine diktir. İki boyutlu kuvvet sistemlerinde kuvvetler düzlemi içerisindeki bir noktaya göre moment aldığımız zaman bütün moment vektörleri sayfa düzlemine diktir. Bir kuvvetin kuvvetler düzlemi içerisindeki bütün noktalara göre momenti vardır. Sadece kendi tesir çizgisi üzerindeki noktalara göre momenti sıfırdır, diğerleri sıfırdan farklıdır. Bazıları saat yönündedir, bazıları ters yöndedir. Ama bütün noktalara göre sonsuz tane momenti vardır bir kuvvetin. Kuvvetler düzlemini x-y düzlemi ile çakıştırdığımız için bu moment vektörlerinin hiçbir zaman x ve y bileşeni olmaz. Sadece z bileşeni olur. Hepsi z'ye paraleldir. Dolayısıyla birbirine de paraleldir. Dolayısıyla bunlarla işlem yaparken skaler işlem yapabiliriz. Yönlerini artı eksi işaretiyle belirterek işlem yapabiliriz. Yönlerini artı eksi işaretiyle belirterek skaler işlem yapabiliriz. Z ekseni bize doğru pozitiftir. Dolayısıyla saat yönüne ters yönde döndüren momentler
Pozitif Z yönündedir. Saat yönünde döndüren momentler de içeri doğrudur. Negatif Z yönündedir. Momentlerin yönlerini bu şekilde artı eksi işaretiyle belirterek işlem yapacağız. Mesela M eşittir eksi 12 Newton metrelik bir momentten bahsedilmiş. Buradaki eksi işareti bu momentin saat ibreleri yönünde olduğunu belirtiyor. Bir noktaya göre momentin vektörel çarpımda bulunması mümkündür. Bulabileceğiz. Nasıl yapacağız bakalım. F kuvvetinin A noktasına göre momentini R çarpı F çarpımıyla bulabiliriz. Bir kuvvetin A noktasına göre momentini R çarpı F vektörel çarpımıyla bulabiliriz. Buradaki vektörel çarpımın neticesinde elde ettiğimiz moment vektörünün şiddeti, birincinin şiddeti çarpı ikincinin şiddeti çarpı aralarındaki açının sinüsü bağıntısıyla bulunur. Momentin şiddeti buna eşittir. Şimdi buradaki R'yi sinüs alfanın yanına alırsak, R sinüs alfa şekilden de görüleceği gibi D'ye eşittir. Yani moment koluna eşittir. Kuvvetin A'ya dik uzaklığına eşittir. Dolayısıyla sonuç MA eşittir F çarpı D'dir. Demek ki bir kuvvetin herhangi bir noktaya göre momentini vektörel çarpımla bulabilirmişiz. Momentin şiddeti F çarpı D'ye eşit olarak çıkıyor. Peki yönü? R ile F'in vektörel çarpımını yaptığımız zaman elde ettiğimiz vektörün hem R'ye hem de F'e dik olduğunu biliyoruz. Moment vektörü de bu düzleme diktir demiştik daha önce. O halde mesele yok. Demek ki vektörel çarpımla bulabiliriz. Şimdi burada vektörel çarpım yaparken kullandığımız R vektörü nasıl bir vektör? R vektörü nasıl seçilecek? R vektörünün başlangıç noktası bir kere moment alınan nokta olacak. Onu değiştiremeyiz. Fakat uç noktası kuvvetin tesir çizgisi üzerinde olmak şartıyla istediğimiz noktayı alabiliriz. Kuvvetin tesir çizgisi üzerinde herhangi bir noktayı alabiliriz. Peki sonucu değiştirmiyor mu bu? Değiştirmiyor. Çünkü R vektörünün uç noktasının yeri değiştikçe alfa açısı da değişiyor. Dolayısıyla R sinüs alfa yani D mesafesi hep aynı kalıyor. O halde R vektörünün uç noktasını nasıl işimize gelirse öyle seçebiliriz. Bu arada tabii şu uyarıyı yapmamız gerekiyor. Vektörel çarpımda sıra önemli olduğu için R ile F'in yerini, sırasını değiştirmemeliyiz. R başta olacak, F sonda olacak. Varignon teoremi. Varignon teoremi ne diyor? Bileşkenin bir noktaya göre momenti, bileşenlerinin o noktaya göre momentleri toplamına eşittir diyor. Şimdi bir kuvvet göz önüne alalım. Bu kuvvetin herhangi bir A noktasına göre momentini vektörel çarpımla bulalım. R vektörel çarpım büyük R yazalım. Bu R vektörünün herhangi iki bileşenini göz önüne alalım. İki bileşene ayıralım. F1 ve F2 şeklinde herhangi iki doğrultuda iki bileşene ayıralım. R'nin yerine F1 artı F2 yazalım. Vektörel çarpımda dağılma özelliği olduğu için bu parantezi dağıtabiliriz. Sonuçta R çarpı F1 artı R çarpı F2 elde ederiz. Bu elde ettiğimiz ifadelerin birinci ifadenin F1'in A'ya göre momenti, ikincinin de F2'nin A'ya göre momenti olduğunu görüyoruz. O halde neymiş? R'nin A'ya göre momenti F1'in ve F2'nin momentleri toplamına eşittir. Bu vektörel denklem vektörler birbirine paralel olduğu için skaler olarak da geçerlidir. İki boyutlu kuvvet sistemlerinde momentlerle işlem yaparken skaler işlem yaparız. Yönlerini de artı eksi işaretiyle göz önüne alırız. Bileşenlerin sayısı 2'den fazla olabilir. Varignon teoremi yine geçerlidir. Ne kadar bileşen varsa, ne kadar kuvvet varsa onların momentlerini toplarız. Bileşkenin momentine eşitleriz. Bir noktaya göre moment alırken takip edilebilecek bazı yollar, alternatif yollar vardır. Onları görelim. Mesela R kuvvetinin A noktasına göre momentini farklı farklı yollardan bulalım. Önce R'nin A'ya göre momentini R çarpı D bağıntısından bulabiliriz. İlk alternatifimiz bu. Problemin verilerine bağlı olarak bu alternatiflerden birini tercih ederiz. Hangisi pratik olarak bizi sonuca götürüyorsa o yolla buluruz. Eğer D mesafesini bulmak kolaysa R'nin momentini R çarpı D bağıntısından buluruz. Fakat D'yi bulmak zor ama onun yerine
kuvveti dik bileşenlere ayırmak daha kolaysa dik bileşenlere ayırırız. Bulunduğu yerde dik bileşenlere ayırabiliriz. Bulunduğu yerde dik bileşenlere ayırdığımız zaman yine Varignon teoreminden faydalanıyoruz. Bileşenlerin momentleri toplamı bileşkenin momentine eşittir diye bu bağıntıyı yazıyoruz ve momenti bu şekilde buluyoruz. Dik bileşenlere ayırmadan önce bulunduğu yerde ayırabileceğimiz gibi kaydırarak da ayırabiliriz. Mesela R kuvvetini öyle bir yere kaydırırız ki dik bileşenlere ayırdığımız zaman F2'nin momenti olmaz. F2 A noktasından geçer. O zaman sadece F1'in momenti olur. Böylece R'nin momenti F1'in momentine eşit olur. F1'in momentini buluruz, R'nin momentini bulmuş oluruz. Ya da öyle bir yere kaydırırız ki F1'in momenti olmaz. Alternatif olarak F1'in tesir çizgisi A'dan geçtiği için momenti olmaz. Sadece F2'nin momenti olur. O zaman da F2'nin A'ya göre momenti R'nin momentini verir. Hoşça kalın.